Bunu neden yaptığının 3 aydır gelmediğini fark ettiğim an durdum, düşündüm. Neredeydi bu seri? Kim sosyal medyanın beğeni çılgınlığı girdabında sürüklenen bu insanlara bir el uzatacaktı? Misyonumuzu yerine getirmek için 18. bölüm huzurlarınızda. Arkanıza yaslanın, bunu neden yaptın başlıyor. Beklentiyi çok yükselttim galiba. Normal bir video olacak, çok şey yapmayın. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Şimdi umre zamanı. Bizim ülkede zenginlik problemi olduğunu düşünenler yanılıyor. Aslında paraların kaynağı belirsiz, çok fazla zenginimiz var. BMW'ler, Mercedes'ler, gerçekten pek çok gelişmiş ülkede bu kadar lüks araba göremezsiniz. Bir eve girseniz 1000 tane döşeme vardır. Altın varaklar, kadınların kollarında külçe misali bilezikler, lüks markalar, pahalı parfümler. Ama ben bizdeki asıl problemi söyleyeyim mi? Varoşluk. Bakın, zengin olmak eşit değildir varoş olmamak. Aynı şekilde fakir olmak eşit değildir varoş olmak. Bizdeki zenginlerin çoğu sonradan görme olduğu veya parayı gerçekten bir başarıyla değil de illegal yollardan kazandığı için doğal yollu varoştur. Bunu fakir halkın yoğunlukta olduğu pek çok ülkede görebilirsiniz. Misal Tayland halkı fakirdir. Tayland'ın zengini de büyük ihtimal varoştur. Her yerinde Gucci, Prada ya da Billimum marka isimleri yazan çirkin ötesi çanta ve kıyafetlerle takılırlar. Biz zenginiz diye göstermek isterler. İşte bu varoş ruh Türkiye'de de vardır. Asıl zengin adam bunu gösterme ihtiyacı hissetmez. Adamın egosunu böyle tatmin etmesine gerek yoktur. İşte bu videoda gördüğünüz BMW aracının üzerine benzin döken bu vatandaş da büyük ihtimal babadan falan zengindir. Fakat ruhu dibine kadar varoştur. Make Keith some dessert. Evet, yine bunu neden yaptın serisinin isminin hakkını verecek çarpıcı bir şaka kanka videosuyla birlikteyiz. Erkekler şaka konusunda gerçekten çok yaratıcı olabiliyor. Geçen Twitter'da arkadaşı binanın içindeyken binanın yıkımına başlayan bir kepçe operatörünün arkadaşı çıktıktan sonra şaka yaptığıyla değişine bile şahitlik etti bu gözler. O yüzden bu arkadaşa yaptıkları travmatik şaka karşısında da büyük ihtimalle benzer bir konuşma döndü. Üzücü olansa genelde böyle şakalar bunu kaldırabilecek insanlara yapılır. İntikam duygusu güç etmeyen, sessiz, sakin, kendi halindeki insanlara hayat bir süreliğine cehennem edilir. Sizin de böyle s**k arkadaşlarınız varsa onlara intikamcı imajı verin. Yoksa bu gemi daha çok su götürür. Adama pipet bile attılar oğlum. Arkadaşlarınızı seçerken dikkatli olun. Türkiye'de yaşayanlara sesleniyorum. Siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Neden mi? Siz hiçbir tırın tekerlerini kokladınız mı? Ben çok Türkiye'den gelen Türk tırın tekerlerini koklarım. Olur da vatanımın toprağın kokusu sindiyse diye. Evet, bu videoyu keserek gideceğim. Çünkü tamamını tek seferde izlemek beyinde tümör oluşumuna sebep olabiliyormuş. Bu gurbetçi bir arkadaş ve Türkiye'nin değerini bilmeyen bizler hakkında konuşuyor. Tırın tekerleklerini kokluyormuş Türkiye'den gelen. Bakalım video içerisinde daha ne gibi psikoterapi gerektiren cümleler duyacağız. Başlayalım. Gece gündüz yorulmadan çalışırım. Neden mi? İçim içime sığmaz param birikse de vatanıma gidebileyim diye. Uçaktan inince paslanmış ciğerlerimin içime çekerim vatanımın cennet kokusunu. Tuhaf mı geldi? Hadi oradan diyenleri duyuyorum sanki. Haklısınız. Çünkü siz vatan hasreti nedir bilmiyorsunuz. Yok, tuhaf gelmedi. Hadi oradan da demiyorum. Sadece burada güzel bir kitle var. Mutlaka beni izleyen psikologlar da vardır. Biz kesinlikle insanların mindsetlerine göre yargılamayız. Belki buradan sana yardımcı olacak birileri çıkar. Ayrıca biliyorum kurulu düzenin var. O yüzden gelemiyorsun. Biraz daha pataklar mısın bizi? Değerini anlayalım ülkemizin. Siz anlamazsınız. Nereden bileceksiniz ki? Siz tarafta da kalmadınız ki. Aşağılanmadınız Türk olduğunuz için. Size kimse laf atamaz. Çünkü siz orada aslan gibi liderimin kanatları altında yaşıyorsunuz. Peki biz? Biz her gün pis bakışlar altında yaşıyoruz. Kin ve nefret dolu bakışlar. Hayal ederiz güzel kalpli insan dolu caddeleri, mis kokulu havasını ve kilisenin çanları uyandırır bizi hayallerimizden. Yorulmadan, küçümsemeden önümüze sunulanları kabullenip çalışırız. Abla, kilisenin çanından, çalışma temposundan, insanların ırkçılığından, bakışlardan, ayrımcılıktan ve 40 saniyeye sığdırabildiğin her şeyden şikayet ettin. İlk 30 saniyede de Türkiye'yi övmüştün. Şimdi senin nasıl bir kurulu düzenin var ki anlattığına göre bu Avrupa cehenneminden çıkamıyorsun? Angela Merkel misin abla sen? Ulan al uçak biletini gel. Madem o kadar rahat burada çalış. Irkçılık yok. Suriyeli Afgan kardeşlerimiz var. Huzur bol, senin de anlattığın gibi. Nur topu gibi enflasyon, dikkatini çekerim Avrupa birincisiyiz. Mis gibi ifade özgürlüğü, demokratik haklar, Dreamland a** koyayım. Sen yeter ki gelmek iste. Uçak biletini biz aramızda toplar yine alırız. Ustam ne yapıyorsun?
Şifa mı hazırlıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Evet abi. Şifa hazırlıyorsun. Usta kolay gelsin. Ne yapıyorsun sağ ya? Şifa mı yapıyorsun? Evet aynen şifa yapıyoruz abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Ustam kolay gelsin. Oh ustam ne yapıyorsun? Şifa mı yapıyorsun? Kolesterol banyosu mu yaptırıyorsun? Dört damar mı tıkıyorsun? Kalp rahatsızlığına sebebiyet mi veriyorsun ustam? Yalnız bu sefer arkadan adamı gazlayıp her yağ döktüğünde oh şifa ustam diyen adam olmadığı için video biraz tatsız oldu. Çünkü böyle bakınca Hindistan sokak lezzetleri deyip geçiyorsun. Arkada Türkçe konuşup gazlayan bir eleman olduğunda sen de gaza geliyorsun. Bu kadar güzel bir yemek kültüründen gelip bu kadar rezil şekilde bunu yapmayı nasıl başardınız abi? 98 artık yağdan birleştirilip yapılan margarine bir şey demedik. Ulan döner bu. Üzerine deli gibi soğuk ayçiçek yağı döktün. Bir de bunu şov diye yaptın. Bedenine saygısı olan bunu yemez. Konu kilit. Ya kanka şu insanların aşk acısı çekip attığı storyler hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu storyler gerçekten çok saçma. Ya aşk acısı neymiş ya? Ya şu paraya bir odaklanın artık. Aynen. Bakın ben size ne diyorum? Para güçtür. Şu mutluluk, sevinç, duygularınızı yok edin, geleceğinize odaklanın. Aynen öyle. Ben size doğru yolu göstermeye çalışıyorum, siz hala bizi dişliyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim. Para güçtür lan. Para güçtür. Aynen. Ama o güç size var mı? Onu bilmiyorum. Ulan Lucifer. Ulan Batuze. Ne yaptınız oğlum siz bin nesle? Herkes kendini küçük Lucifer sanıyor. Arkaya o edit müziklerinden herhangi bir tanesini koyup üzerine herhangi bir şey konuştuğunuzda anlamlı olmuyor abi. Eğer senin baban, senin babansa benim babam, senin baban değildir. Ticaret de buna benzer. Eğer senin paran, benim param değilse benim param da senin param. Ne diyorsunuz oğlum? Bütün kaydırmalı dikey videolar böyle motivasyon videolarıyla doldu. Hareket eden de yok ha. Full motivasyon. Ticaret hakkında inanılmaz bilgilendirici 1 saatlik bir video çek. 3 dakikalık motivasyon videosunun onda biri kadar izlenmez. Welcome to Turkey. Her şey tatmin. Her şey fake. Yeterince sanal pezevengimiz var. Özendiğiniz adamların ne yaptığına gidin bir bakın. Köfteniz geldi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah özür diliyorum ya. Bu ne yapıyorsunuz şu an? Şey, ıslak mendil mi siz buraya? Yaktınız vallahi beni. Farkındasınız ya. Gerçekten ya özür diliyorum. Ya bu ne ya? Tamam yakmış olabilir. Yardım iyi misiniz beyefendi? Tabağa dökeceksiniz üstüme değil. Çok özür diliyoruz. Telafi edelim. Telafi edelim. Vallahi ya neyi telafi edeceksiniz? Yandım. Bu soğan getirin. Ne yapıyorsunuz hala siz? Versene buz verir misiniz? Islak mendil verir misiniz? E ne ıslak tamam, mendili? Tamam ama yaygara yapmana döktün. Gerek yok. Tamam. Yaygara yapmana gerek yok. Ne yaygarası be? İadesini de yapsanıza bak çok sinirli. Ne iadesi? Hem yakıyor hem suçu hem güçlü şuna bak. Of video komple bir rahatsız edicilik bombardımanı. Kadının ses tonu ve aşırı abartı reaksiyonuyla yeni nesil boktan sunumlar birleşince ortaya böyle bir şey çıkmış. Tabii büyük ihtimal video kurgu. Ama bunun kurgu olması mı rezalet? Yoksa kurgusunu düşünüp bunu uygulamak mı daha rezalet karar veremedim. Eğer böyle bir kurgudan etkilenip bu restorana giden varsa da kafasını s**eyim. Artık milletin tat, lezzet, efendilik, hizmet, sunum falan umurunda değil. Birileri bağırsın yeterli. Kaostan besleniyoruz, yalan yok. Alın başka bir sunum rezaleti. Gerçekten biri simülasyonun gastronomi kısmına bir reset atmalı. Bakın akım olan her şey gelip geçer normalde. Stres şarkı var mı kafada? Ne oldu gitti değil mi? Müzikali ne oldu? TikTok oldu. O bile artık eskisi kadar popüler değil. Kılıçdaroğlu dedem falan dümen oldu. Abi Nusret'le beraber yıllar önce gelen sunumu abartalım müşteri çekeriz kafası çiğ köftecisinden pilavcısına nasıl her yere sıçradı ve hala devam ediyor benim aklım almıyor. Simülasyonun her yerine güncelleme geldi. Bura unutuldu resmen. Bakın bu da başka birisi. 250 liraya böyle sunum yapıyormuş. 250 lira. Yemek o kadar değil lan. Biz Seyfi Dönmez ve Batuhan Dönmez'e döşer miyiz abi? Seyfi Dönmez ve Batuhan Dönmez'imize iyi döşeriz. Bogota, Kolombiya, Meksiko, El Salvador, Las Vegas, Texas, Reddit, Şiki Şiki Baba, Maldonado, Super Mario, Esrarengiz ve Alengirli olayla. Bal porsun. Evet, bu neden yaptığının 18. bölümü bu kadardı. Yasal uyarı. Videoda kimseyi aşağılama amacı bulunmadığı gibi tek amaç makara yapmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Önceki bölümlere de göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.